Merhaba merhaba. Bugün cuma, yarın cumartesi günü canlı yayın. Bu hafta buradan değil. Burada olmayacak ama yarın İstanbul'da çok keyifli bir canlı yayın olacak. The Makina ile Burak Pınar'la. Hadi bakalım, işin çok. Şu ekipmanları falan söküyorum ben de şu anda. Her şeyi söküp kutulamam gerekiyor. Yarın orada kuracağız. Güzel bir canlı yayın yapacağız inşallah. Evet, bugün yola Çınar Bey'in günaydın Peugeot Insignia'sı ile gideceğiz. Çınar, bundan kaç tane aldın? Bundan iki tane aldım. İki tane. Siyah daha teslim edilmedi. Oğlum, bura hava yastığı açmış burası. Hayır ya. He, modmuş. İyiymiş ha. Peugeot ama güzel. Daha gitmiyor ama. Gitmiyor mu? Hayır, gitmiyor. Neyse, yolda bakarız. Tamam. Oha, bagaja bak. Kocaman. Ama işte sene olmuş 2021, bunu böyle kapatıyoruz bak. Nasıl? Ayrıca böyle kapanıyor yani. Kapanmadı bile. Kapandı ya. Yok lan, kapanmaz. Yani bu devirde çekilecek dert değil ama şöyle ben hiç... Bunların dollarında da yok. Umurumda değil. Hey, yok yok, o dollarda da yok. En dolusunda da yok. Ankara'dan Yusuf abi de aldık. Merhaba gençler. Serhat arkada hiç yer değiştirmedi. 6.5 litre ortalama yakıtı mı var? 250 kilometre olmuş. Hayır, yalan araba... söylüyor. Araba nasıl yalan söylüyor? Yalan söylüyor. Yapıştıra yapıştıra. Biraz önce kuruyuz aldım. Daha 50 kilometre oldu. Normalde bu araba 7.5 yakıyor. Daha yeni düştü. Şey, 130'a düştükten sonra kuruyuz kurduktan sonra tamam. Şey yapmadın, sıfırlamadın onu. Abi hayır. 2000 devri göre ben gidiyordum. Tabii tabii. Yok, altı yakıyor. Yok, alıyor. Opel Insignia'yı almış abone. Ne güzel. Firma dokun, vermiş. 9.9 geliyor sabahtan beri. Kandırmayın milleti lan. Biraz şeffaf olun arkadaşlar. Tabii ya. Şimdi ben size söyleyeyim arkadaşlar gerçeği. 200 kaç yapacak diye 210 geliyordu. Araba 7.3 yakıyordu. Belli bir yerden sonra 130'a mı kuruzladın? Evet abi. 130'a kuruzladın. Şimdi düşmeye başladı. 100 km'ye gidelim, ondan sonra o 6'yı rahat görecek bu araba. Bu arada araba hakikaten göğüs, ön dashboard güzel ama şeyler Pepsi Cola plastiği. Gene her zamanki gibi Opel. Ama sürüş kalitesi güzel. Yani 200'de bile çok rüzgar sesi almıyor. Sunroof olmasına rağmen. Yani güzel. Konforu düşürmüyor. Güzel yani. Çok rahatsız edici boyut olmadı ya. Ses tonumuz yükselmedi hiç. Birbirimize saygılı ses tonuyla hitap ettik hep. Şimdi bu 410 bin lira. 410 bin lirayı da ipseniz vermem yani. Şuraya da bir gitsin. Buraya mı gireceğim? Buraya bir gir bakalım. Bura mıydı? Bura da olabilir. Bundan sonraki de olabilir. Deneyelim bakalım. Aa, gidiyor 500 binlik arabalar var. Gir serisi 500 bin eder mi? Satılıyor. Ediyor. Ediyor artık. Burası Türkiye. Welcome to Türkiye. 500 bin lira para mı lan şu anda? Benim için büyük para lan. Deli para aslında. Bir memur hacı yapmak için deli para lan. Ya Çınar üstü. Bak bir lan. Bak bir lan. Yok. Merhaba. Ne yapıyorsun? Hanım bunlar benim yavrularım. Araçtan memnun musun? İyi ya, bence güzel. Bakın burada kim var? Ha, blokta mı çekiyorsun aynen bunu? Vay be. Bir yandan. Adam full çalışıyor. Ne yapalım? Çok para harcadık. Çok para harcadık, çıkarmam lazım. Çorapları çektim mi? Çorapları çıkra. Yusuf abi artı Burak Pınar yayınlar. Valla efsane yayın olacak inşallah. Güzel setup'ımızı kurduk buraya. Akşamı bekliyoruz. Güdüllü normalde baba. Güdüllü abi, güdüllü. Ondan sonra iki sene Çinçin'de kaldık. 6 sene Akdere'de kaldık. Çinçin neresinde? Abi hiç bilmiyorum. Ben de yeni doğanlıyım da çünkü. Şimdi biz bizimkiler bütün sülale Dikmen'de. He. Ondan sonra işte Akdere'de... Çok önce çıktın herhalde. Tabii tabii. Biz 6 yaşında Akdere'den taşındık. Soramasına döndü. Ondan sonra Akdere'deydik işte. Hiç pavyonda tarla yedin mi? Ya pavyona şey... Neydi o pavyon? Bizim hanım onu izlemez. Kontes vardı var ya, müdavimiz. Kontesi biliyor musun? Çok şampanya patlattı herhalde. Kontesi müdavimi severlerdi bizi konteste. Kontesteki Hüseyin abiye selam. Hüseyin abi kapıdadır. Biraz böyle irice.
Şeye çok gittim ya. Neydi? Cebeci. Tabii canım çok gittik oralı baktık. Dış kapıya kadar düşmedin inşallah. Yok yok. Ablalarda full evok var. Tabii canım hepsi öyle. Ablalarda full böyle çok şey. Evoklar mevoklar. Havada uç. Eski arabaya binmezler. Vallahi setup hazır. Güzel setup kurduk. İnşallah sıkıntısız bir yayın olur. Kim hazırladı onu da söyle bari. Çınar ya. Bu işler organizasyon müdürü. Hizmet sektörünün önde gelen isimler. Parlayan yüzü. Bir gastronom mezunu olarak hazır her şeyi sabaha yerleştirebiliyoruz. Sunumun güzel ama. Tabii. İstiyorsan kısa bir burada da. Ya kanka şimdi bunu 50 bin kişiye anlattık yani. Bir 50 defalarca. Defalarca bir kanal bu arada. Şimdi ben 147 bin lira ceza yedim. Ondan sonra 80-85'ti abi. 86'ya mı öyle bir şey? 86'ya mı ne verdim ben bu? Ben mesela bu kardeşin yerinde olsam ben böyle bir araba alırdım. Araba şu an bak hala güzel kilometresine rağmen. Güzel güzel bu araba çok güzel bu araba. Teşekkürler izlediğiniz için gerçekten rekor kırdık. 3000 kişiyi geçti. Valla kaç kişiydik? 3000 kişiyi geçti abi. Bizim 2300-2400 falandı büyük ihtimalle rekor. Çok güzel, çok güzel maşallah. 3000 kişi geçti. Tabii senin de katkın çok büyük bu konuda. Burada herkesin katkısı var. Ben Allah razı olsun yani davet ettiniz. Ben çok onlara oldum. Kendimi mutlu hissettim yani öyle söyleyeyim. Vay, aylardır planlıyoruz. Aylardır planlıyoruz gerçekten. Çok güzel oldu. Twitch'e geçiyoruz arkadaşlar. Twitch linki aşağıda. Buğra Ali'ye teşekkürü Twitch'te de edeceğiz ama buraya da teşekkür edelim buradayken de. Böyle sistemleri vardı onların. Sonra bu böyle geliştirdim kendimi ama ben reklam yönetmenliği yapıyordum zaten. Canlı yönetmenliği, işte görüntü yönetmenliği falan filan. Yani benim prodüksiyon için kalite falan programlar yaptım. Evet ben abi şimdi Türkiye'de 150'nin üzerinde televizyon programı yaptım. 15 tane müzik klibi çektim. Yani benim tabii. Bayağı abi. Tabii. Ya ben size şöyle söyleyeyim abi. Ben 22 yaşında televizyon programı yapıyordum. Benim 2-3 tane televizyon programım vardı 22 yaşında. Ben Piston'u mesela ben yaptım. Rahmetli. Ya Nesrin Topkapı yayını nasıl çıkardı biliyor musun? Ve karşınızda Nesrin Topkapı. Abla hiç böyle selam verdi kim diye bilmezdi yani. Benim... Cenk Koray kadar sunardı onu. Ya evet ya. Rahmetli ya. Abi bir şey diyeceğim bu drift arabalarını bağladılar onu. Abi trafiğe çıkamaz onlar. Hayır abi. Hayır ben... Trafiğe çıkamaz. 133'ü geçmişti. Bak kanka bir şey söyleyeceğim. Hayır geçemez ki. Geçen sene 2 litrelik arabaya 2 litrelik arabaya 3'lük motor koyduysan M50 niye? B30 koyduysan yapamazsın onu. Abi efsane hikayen. Eyvallah eline sağlık abi. Yusuf abi her zamanki gibi. Eyvallah. Çınar'cığım çok teşekkürler. Rica ederim. Vallahi şu ortam, şu arkadaki destek falan. Takipçilere zaten eyvallah yani. YouTube 3000, Twitch 2500 kişi sabit yayın. Gördü ama bir ara. Sabit 2500 yani 2800'leri falan gördü. Rekor. Teşekkürler. Çok başarılar teşekkürler. Abi. Video devam. Hadi bakalım. İkinize de başarılar inşallah. Buğra abi valla çok memnun oldum. Zaten online çok paslaşıyorduk da desteğini canına da gösterdim. Çok teşekkürler. Her zaman. Neyse biz Ankara'ya doğru dönüyoruz. Normalde Bursa'ya gidecektik ama ben vazgeçtim. Çünkü gücüm yetmedi. Ondan sonra sıfır araba. Yavaş yavaş lan. Şimdi dönüş yolundayız. Cuvara molası veriyor Çınar Bey. Çınar Bey. 600 kilometredir babaannem gibi sürmeni bekliyoruz. Şimdi ben geçiyorum. Yine babaannem gibi sürüyorsun. Ya 15 dakika. Tasarrufu var benim videom için tasarruf. 15 dakika Ankara'dayız. Öyle bir şey yok. Geç yok. Oldu. Sakin sakin gidiyoruz hadi bakalım. Ama şimdi takip var karşıma o yüzden bana çok da ihtiyaç yok yani. Kesinlikle. Kendi kendine gidiyor. Bak şeritten çıkacak olsak bak şimdi. La hapsi içeri alıyor beni. Yola çıktığımızdan beri 611 km olmuş. Ankara'dan İstanbul'a. İstanbul'dan şimdi dönüşe geçtik. Daha İstanbul'un içinde sayılırız. 82 ortalama aslında biraz zaman zaman hızlı gitsek de genelde sakin geldik. 6.0 yakıt ortalamamız. Şu şekilde gidersek 120 sabitle büyük ihtimalle Ankara'ya kadar 5-8'lere, 5-7'lere falan düşecektir. Android Auto var, CarPlay var. Apple CarPlay var, 2 artısı var. Onun dışında herhangi bir farklılığı yok. Yani eski ekranın üzerine... 7 senelik ekranın aynısı, sadece biraz daha şey oldu. Güncellendi artık. Çözünürlük fena değil aslında. Çözünürlük boyutu da iyi, boyutu da iyi. Navigasyonu bir tık daha iyi olabilir. Navigasyonu CarPlay'den alıyor değil mi? Evet, CarPlay'den alıyor. Kendine ait bir navigasyonu. Şu çerçeveyi doldursalar daha iyi olmuş tabii boyut olarak. Kesinlikle.
CarPlay ekranı zaten tipik her arabada olan ama benim C'de de hatırlarsın o videodan, izleyicilerin de hatırlar. Çok genişti yani burada. Aynen. Böyle sıkıştırılmış, itiştirilmiş gibi görünüyor şu ekran. YouTube var ama bu tabi hareket halinde çalışmaz her arabada olduğu gibi. YouTube müzik var. YouTube'un kendisi yok, YouTube müzik var. Yani YouTube müzik var sadece. Aha, hareket halinde. Zaten YouTube olsa da hareket haline geçer geçmez kapattığı için çok manası olmuyor zaten. Aynen öyle. Eskiden Insignia'da çok şikayet edilirdi. Çok düğme var, çok düğme var diye. Artık şu anda neredeyse hiç yok. Sadece teyiple ilgili birkaç tane çok basit düğme var. Artık işte bu ne? Hızlı arama tuşu. ESP kapama. Dörtlü sinyal. Başka hiçbir şey yok neredeyse. Aşağıda da klimanın iki tane çevirme düğmesi var. Dijital klimanın. Zaten dijital klimalarda düğme çok az olur. Onun dışında orta konsol bundan ibaret. Hayalet yok. Bunun dolusunda var mıydı? Var. Var. Dolularında var. Şerit takip yok aslında öyle. Birebir şerit takip dediğimiz sistemde yok ama şeritten çıkma engelleyicisi var. Şu anda ellerim burada gördüğünüz gibi. Şeridin en dış çizgisine geldiğinde arabayı içeri doğru kendisi alıyor. Bir süre sonra direksiyonu kontrol ediyor. Kendini tutuyor yani. Bir süre sonra da bırakıyor bunu. Uzun bir süre uyarı verdikten sonra bırakıyor. Yani farkında olmadan şeritten çıkarsanız eğer sizi böyle çizgide tutuyor. Şeritte çıkmanızı engelliyor. Ve bir süre uyarı veriyor. Ve salmadı da bak. Bayağıdır da salmıyor. Yok salmıyor. Mesela C5'lerde falan salıyor. Bu da salacak. O salma süresini bayağı uzatmışlar. Çok güzel olmuş. Ya bu şekilde yol gidilir mi? Kesinlikle gidilmez. Sürekli uyarı veriyor. Ve zaten güvenli bir şey değil. Şeridin solundayız. Yan taraf için sıkıntı. Şu anda araba yok diye deniyorum bunu. Ama şeritten çıkıp böyle dikkatsizce sağa sola şanapole vesaire gitmenizi kesinlikle engelliyor. O bakımdan güzel bir özellik tabi. Hazır düzlükteyiz. Şöyle bir 80'den basalım bakalım. 80-120 ara hızlanması nasıl? 80. Sportif bir sedandan bekleyeceğiniz kadar da iyi değil. Normal. Tabii her zaman söylediğimiz yöntem yazılımda çok daha iyi olabilir. Bir de şu anda otobanda hareket eden tek şey biz olduğumuz için rahat rahat son hız deneyebilirim. Bir de onu deneyelim. Kalıyor gördüğünüz gibi 183-184. Belki çok çok sabrederseniz, arabada tek kişiyseniz belki 200 yapar da o da zor görünüyor. Yaptı mı? Çok zor. Yapmıyor değil mi? Yokmuş aşağı. Serçeyi alıyorduk az da. Yani yokuş aşağı tek kişi falan filan ancak 200 yapıyor yani. O biraz üzücü tabi. 120'ye sabitleyip mola yerine kadar gidelim. Orada da videonun sonunu çekeriz beraber. Görüşürüz. Highway'e yaklaştık. 6 kilometremiz var. Serhat Bey hala devam ediyor. Kullanmaya inanılmaz bir sis var. Yani bir anda önümüzde arabalar beliriyor sadece. Ha, bu arada Bolu Tüneli. Bolu Tüneli'nin içinde nasıl sis olabilir abi? Tünelin içinde sis var herhalde benden. Neyse sis farlarımızı açtık ilk defa. Sis farlarını kullanım amacı dışında kullanmayın arkadaşlar. Böyle durumlarda yakın. Sis olduğu için kullanıyoruz. Bu arkadaş da normal kullanıyor. Ama diğer türlü kullanmayın. Gerçekten kör ediyor. Ben küfür ediyorum.
Videoception. Bunun da kanalını takip edin. Çınar ben. Aşağıya linki bırakayım. Neyse, insignia böyleydi. Genel bir etrafını göstereyim size. 2017 yılında çıktığından beri arkası hiç değişmedi. Makyajlanmasına rağmen arkası aynı. Yanda da bir değişiklik. O jantlar bile değişmedi yani, boş pakette aynı. Önden biraz makyaj oldu. Bu arada Çınar araba daha 1000 km olmadan minik bir duvara dokunma yaşadı. Akşam bunu pastayla sileceğiz inşallah. Keçer pastayla. Önden güzel bir makyaj oldu. Yeni yüzü bu şekilde. Araba güzel. Son GM şasili Opel sedanı büyük ihtimalle. Epsilon 2 şasiye sahip, söylediğim gibi. Şöyle genel içine de bakalım. Bagajını da göstereceğim size. İç mekan böyle. Arka tarafını da göstereyim. Arka tarafı da gayet geniş bir yaşam alanına sahip. Zaten bu sınıfta artık dar araba pek kolay kolay olmuyor. Bagaj ciddi büyük. Yani harbiden büyük. 4 tane falan çanta var. Şurada canlı yayın kutumuz. Aslında bu kocaman bir şey yani. Şöyle elimden referans alın. Bayağı büyük bir kutu. Arabanın bagajı bayağı bayağı geniş. Şu anda güncel olarak Nisan 2021 tarihinde bu arabanın fiyatı ne kadar? 410 bin lira. 410 bin TL. Bunu almasaydın ne alırdın? Bu sınıf. Bu sınıfta mı? Aha. Abi 508. 508 ya. Aynen. 508 en büyük rakibi bunun. Büyük ihtimalle ben de 508 tercih ederdim ama. Hatta daha dolu olurdu. Yani bu paraya daha dolu. Fiyatlara olurdu. Daha dolu. Ama sen kampanya mampanya bir şeyler denk geldi ya falan filan. Benim olayım daha farklı olduğu için. Ya zaten 508 kaç vardı. Tane? Bir dakika. Bir dakika. De... Kaç tane aldın? Bundan kaç tane aldın? 2 tane. He tamam. Şimdi bende 5, bak 3 tane 508 vardı. He. En boşu, dişleri yanmayan. He. Güzeldi. Lambalı. Ya sen de 3-4 sene kalacak olsa gene 508 alırdın büyük ihtimalle. Tabii. Direkt net yani. Neyse, bu da böyle bir arabamızdı. Yani resmi olarak aslında Opel'in veda arabası gibi bir şey bu. Hayatımızda yıllardır Opel gerçeği var, biliyorsunuz benim de kanalın aslında bu kadar büyümesinin sebebi Opel'le ürettiğim içerikler. Ne yapıyorsun be? Şimdilik benden bu kadar. Muhteşem iki canlı yayın sonrasında evimize doğru dönüyoruz. Şu anda Bolu taraflarında bir dinlenme tesisindeyiz. Kocalar mıydı? Aynen, Kocalar diye bir dinlenme tesisindeyiz. Yavaştan kaçıyoruz. Yusuf abi de fazlalıklarını bıraktı geldi. O zaman bizden bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar beraber oluruz. Aşağıdan takip etmeyi unutmayın ki yeni videolar geldiğinde bildirim düşsün size. Görüşmek üzere. Bay bay. Şuranın çizgini mümkün olduğu mertebe aldık. Onu da şununla aldık. Motül'ün ürünüyle aldık. Bez yardımıyla çok kısa sürdü. 5 dakikalık bir işlemle şu kadar oldu. Tabii gerisi artık sıkıntılı iş.